Merhaba sevgili arkadaşlar, genç meslektaşlarım hoş geldiniz. Kolinerjik sisteme bir giriş yapmıştık. Arkasından asetilkolin sentezini anlatmıştık. Arkasından nikotinik reseptörleri anlattık ve şimdi geldi muscarinik reseptörlere. Bir sonraki dersimizde de kolinerjik reseptörlerin vücuda dağılımı hakkında kısa bir ders anlatacağız. Muscarinik reseptörler dediğimiz zaman aklımızda bir asetilkolin tarafından, bir muscarin tarafından ve aynı zamanda agonist maddeler tarafından, yani ilaçlar tarafından uyarılan reseptörler var. Bu reseptörler M1, M2, M3, M4 ve M5 olarak yer almaktadır. Bunların içerisinde M1, M3 ve M5 uyarıcı, yani stimülan. Buna karşın ise M2 ve M4'ler ise inhibitör olarak yer almaktadır. Bunu belki anlatmakta zorluk çeken arkadaşlar için bir M harfi çizelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Altta kalan 1, 3, 5 kendisi bunlar uyarıcı. Buna karşın yukarıda kalan M2, M4'ler ise inhibe edici olarak hatırlanabilir. Bu da belki basit ama son derece akla gelebilecek nitelikte bir kısaltma. Daha önce adrenerjik sistem içerisinde anlattığımız zaman bir olaydan bahsetmiştik. Interselüler, İngilizcesi, gavurcasını yazın. Interselüler signaling pathway. Hani nasıl oluyor da bir reseptör, makromolekül bir reseptör bir substratla etkileşime girerek hücre içinde bazı değişikliklere sebep oluyordu. İşte bunun olmasında etkili olan hücre içi bir iletişim var. Ben buna hücre içi iletişim adını veriyorum. Ve bu hücre içi iletişim G proteinler aracılığıyla oluyor. Buna gene gavurca G protein coupled mekanizm, G proteinle eşleşmiş mekanizm olarak söz konusu oluyor. İşte buraya baktığımız zaman M1, M3 ve M5 G protein dediğimiz GQ proteini ile fosfolipaz C üzerinden inhibitör olan M2, M4 ise G inhibitörü proteinine adenil siklaz üzerinden etkisini gösteriyor. Şimdi bunu gördükten sonra ve bu ders içerisinde bazı ortak noktaları adrenerjik intraselüler pathway yani hücre içi iletişimle ilgili noktaları ortak olarak gördüğümüz zaman geriye dönüp o dersleri de bir kez daha gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Böylelikle pekiştirmeniz daha kolay olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz asetilkolin üzerinden M1, M3, M5 uyarıcı reseptörlerin hücre içi iletişimine nasıl saldıkları konusunda kısa bilgiler aktarayım size. Şimdi efendim bunu bir hücre membranı olarak kabul edin. Bu taraf ekstraselüler, bu taraf intraselüler ve burada bir reseptörümüz var. Bu reseptörümüz kiminle iletişim halinde? Asetilkolinle iletişim halinde ve burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 polipeptit zinciriyle hücre içerisinde iletişimde bulunan bir reseptörümüz var. Ve bu reseptörümüz şu anda inaktif durumda. Eğer asetilkolin burada bu reseptör üzerinde etkili olduğu andan itibaren ne olacak? Bu reseptörün polipeptit zinciri bu şekilde ağzını açacak. Ve burada bizi bekleyen bir G protein var. G proteinimizde biliyorsunuz alfa, beta ve gamma subünitlerinden oluşuyordu. Ve bu alfa subünitinde bununla etkileşime girecek olan bir bölüm var. Bu bölümle etkileşime girdiği andan itibaren de burada GDP difosfat, guanin difosfat, GTP guanin trifosfat haline geçecek. Ve bu fosfat haline geçtiği andan itibaren bu reseptörle birleşen bu alfa subünitimiz daha aktif hale gelecek ve beta ve gamma subünitlerinden ayrılacak. İşte bu alfa ve beta subünitleri, beta ve gamma subünitleri buradan ayrıldıktan sonra bu aktive olan subünitimiz ise ne yapacak? Kendisi gidip
membrandaki bir fosfolipitle etkileşime geçecek. Daha doğrusu bir enzimle etkileşime geçecek. Bu enzimimizin ismi de ise fosfolipaz C. Fosfolipaz C enzimi kendisi membrandaki bazı lipitlerle çalışmaya başlayacak. Bu lipitlerin bir içerisinde de en önemlisi fosfatidil inositol difosfat, yani PIP2. Belki bu PIP2'yu bir yerden hatırlayabilirsiniz. İşte bu fosfatidil inositol fosfat ve fosfolipaz C harekete geçtiği andan itibaren bize iki tane madde verecekler. Bunlardan bir tanesi diacil gliserol, DAG, diğeri de inositol trifosfat, IP3. İşte bu PIP2'yi fosfolipaz C parçaladığı andan itibaren de karşımıza inositol trifosfat, IP3 ve diacil gliserol çıkacak. Şimdi özellikle burada ilk önce IP3 ne yapacak onu bir görelim. Efendim bildiğiniz üzere sitozolde bir endoplazmik retikulumuz var. Burası sitozol. Ve sitozolde kalsiyum miktarı düşük. Buna karşın endoplazmik retikulumdaki kalsiyum miktarı yüksek. Bunu ne sağlıyor? Bunu özel olarak bir kalsiyum ATPaz adlı bir kanal sağlıyor. Sitozoldeki kalsiyumu içeri çekiyor. İşte bu IP3 aynı zamanda kendisine özgü başka bir kalsiyum kanalını aktive edecek. Başka bir kalsiyum kanalını aktive ettiği andan itibaren de ortaya kalsiyum sitozole geçecek. Halbuki sitozolde azdı. Kalsiyum sitozole geçince kalsiyum kendisi bir kalmodulin diye biliyorsunuz bir maddemiz var. Onun da birleşecek ve kalsiyum kalmodulin kompleksini oluşturacak. İşte bu kalsiyum kalmodulin kompleksi de kalsiyum kalmodulin kinaz enzimini aktive edecek. Bu enzimin aktive edilmesi bize bir fosforilizasyon işlemini akla getirecek. Bu fosforilizasyon bazı enzimlerin ve özellikle bazı sodyum ve kalsiyum kanallarının aktivasyonunu sağlayacak. Sodyum ve kalsiyum kanallarının aktivasyonu sağlanmasıyla beraber ne olacak? Hücre içerisinde sodyum ve kalsiyum girişiyle beraber ne olacak? Bir aksiyon potansiyeli meydana gelecek. Bu aksiyon potansiyeli eğer parasempatik sistem eğer bir kas üzerinde etkiliyse ne olacak? Kasta bir kasılma meydana gelecek. Ve böylelikle bu sistem uyarıcı görevini yerine getirecek. Bu sistemi getiren G proteinine de biz aynı zamanda GQ proteini adını vereceğiz. Demek ki baştan itibaren bir tekrar edecek olursak asetilkolinimiz M1, M3 ve M5 reseptörler üzerinden uyarıcı etkisini yapıyordu. Bu reseptörümüz asetilkolin reseptörü, muskulinik reseptör M1, M3, M5 olabilir. Bu yılan gibi, serpentin diyoruz buna, yılan gibi olan bir peptit zinciri hücre içerisine gidiyor ve hücre içerisindeki G proteinlerin alfa subunit ile ilişkiye giriyor ve ilişki girince de bu alfa subunit aktive oluyor. Alfa unit aktive olduktan sonra membrandaki fosfolipaz C enzimini aktive ediyor. Bu da membranda bulunan fosfatidil inositol P2 yani PIP2'yi parçalıyor. İnositol trifosfat ve diacil gliserole çeviriyor. İnositol trifosfat ne yapıyor? Endoplazmik retikulumdaki kalsiyumu dışarı çıkartıyor. Kalsiyum kalmodulin kompleksini oluşturuyor. Sonra kalsiyum kalmodulin kinaz enzimini. Arkasından da bu kalsiyum kalmodulin kinaz enzimiyle beraber ne yapıyor? Fosforilizasyon yapıyor. Sodyum kanallarını, kalsiyum kanallarını aktive ediyor. Sodyum ve kalsiyum hücre içerisine giriyor. Sonuçta aksiyon potansiyeli oluşuyor ve sonuçta da kasta kasılma meydana geliyor. Böylelikle biz M1, M3, M5 reseptörleri üzerinden uyarıcı görevimizi intrasellüler yani hücre içi iletişim sistemiyle yapmış olduk.
Nasıl yaptık bunu yalnız? IPTV üzerinde yaptık. Geriye ne kaldı? Diacil gliserol kaldı. İşte gelin bir de diacil gliserol'e bakalım. Burada bir şey daha söylemem gerekiyor. En sonunda oluşturduğumuz aksiyon potansiyeli ve kasta kasılmaya neden oluyor dedik. Ama bu kasta kasılma olması şart değil. Örneğin bu eğer glandüler bir dokuysa o zaman ne olacak? O bezden bir madde sekrete edilecek. Ama sonuçta gene bir uyarı meydana gelecek. Uyarı ya kasta kasılma ya da bezde sekresyon olarak neticelenecek. Şimdi ne oldu? IP3'yi hatırlayalım. İnositol trifosfat. Fosfolipaz C enzimiyle aktive olmuştu. Bir de aynı zamanda diacil gliserolümüz vardı. Peki diacil gliserolümüz ne yapacağız? Diacil gliserolümüz de farklı bir enzimle protein kinaz C enzimini aktive edecek. Protein kinaz C enzimini aktive ettiği andan itibaren gene ne olacak? Bir fosforilizasyon işlemi meydana gelecek. Yani bazı kanalları ya da bazı enzimleri ne yapacak? Fosforilizasyona tabi tutacak ve fosforilizasyona tabi tutucuda da bazı biyolojik değişiklikler hücre içerisinde meydana gelecek. İşte bu değişikliklerin içerisinde dediğim gibi aynı şekilde sodyum kalsiyum kanallarını da aynı şekilde uyararak aksiyon potansiyeli meydana getirilebilecek. Ve sonuçta ne olacak? Aksiyon potansiyeli meydana gelince bir uyarı meydana gelecek. Bunu IP3 üzerinden de yapabilirsiniz veya diacil gliserol üzerinden de yapabilirsiniz. Şimdi ilginç bir noktaya geleceğiz. Asetilkolin ne yaptı? Asetilkolin GQ proteini üzerinden kasla bir kasılma sağladı. Ve bunu nasıl yaptı? Muscarinic M1, M3, M5 reseptörleri üzerinde yaptı. Intraseliler iletişim yolu GQ. Fakat aynı zamanda epinefrin ve norepinefrin de alfa 1 reseptörleri üzerinden, o da aynı şekilde GQ üzerinden çalışarak GQ üzerinden dene sonuçta bir kasılma meydana getirebilir. Demek ki hücre dışındaki reseptör ve nörotransmitterimiz farklı olsa da ortak olarak hücre içi iletişimde aynı yolu kullanabiliyorlar. Çünkü hedef ne? Kasta kasılma. Peki kasta kasılma dediğiniz zaman aklımıza başka bir madde daha gelecek. O da angiotensin 2. En güçlü vazokonstriktör madde. O da aynı şekilde GQ üzerinden hareket ederek damardaki düz kaslarda ne yapacak? Bir kasılma meydana getirecek. İşte bu aslında hücre içi iletişim yollarının reseptörlere ve onları etkileyen nörotransmitterlere bağımsız olarak, ortak olarak kullanılabileceğinin göstergelerinden bir tanesi. Şimdi bir iki daha örnek vererek bu işi ilerletelim. Parasempatik sinir sisteminde biliyorsunuz okulomotor sinirimiz vardı. 3 numaralı kraniyal sinirimiz. Edinger-Westphal nükleosundan gelerek sfinkter pupil kasında kasılmaya neden oluşuyordu. Kasılma sonucunda ne oluyordu? Miyozis meydana geliyordu. İşte bunu sağlayan da M3 reseptörü. Daha sonra reseptörlerle ilgili ayrı bir ders yapacağız ama kasılma dediğimiz için M3 üzerinden de pupilde kasılma olduğunu söyleyebiliriz. Gene parasempatik sinir sistemi gastrointestinal sistemde kasılmaya neden olacak. Kasılmaya neden olacağı ne olacak? Peristalsiz artacak. Bu da ne? Bir kasılma. O da ne? M3 reseptörü üzerinden meydana gelen bir hadise. Böylelikle neyi anlattık? Uyarıyı anlattık. Yani M1, M3, M5 üzerinden uyarıyı anlattık. Geriye ne kaldı? İnhibisyon kaldı. İnhibeyi nasıl yapacaktır? M2 ve M4 üzerinden yapacaktık. İsterseniz gelin şimdi bunu nasıl yaptığımızı görelim. İnhibisyon gelince parasempatik sinir sistemimizde aklımıza 10 numaralı sinir baba vagus gelecek. Baba vagus parasempatik sinir sisteminin %80'inden sorumluydu. Ve sinyatürendit üzerinde inhibisyon yapıyordu. Değil mi? İnhibisyon yapınca ne ortaya çıkıyordu? Bradikardi. Şimdi isterseniz gelin bu bradikardi nasıl oluşuyor ona bir bakalım. Şimdi gene burada bir membranımız var. Membran üzerinde bir reseptörümüz var. Reseptörümüzde gene ne oldu? 7 defa geçen bir polipeptit zincirimiz var. Ve
Ve burada ne olacak? Burada hatırlarsınız GQ proteinimiz vardı. GQ proteinimizde alfa, beta ve gamma subunitlerimiz vardı. Ve bunların içerisinde GQ proteinin bir kaması vardı hatırlıyorsunuz. Ve ne oluyordu? Bu kama buradaki yukarıdaki reseptörün ağzında açılan yere oturuyordu. Ve ondan sonra ne oluyordu? Bu alfa subunitimiz aktive oluyordu. Fosfolipaz C üzerinden harekete geçiyordu. Halbuki inhibitör sistemde ise farklı bir mekanizma var. O farklı mekanizmayı gösterebilmek için bunun başına bir top koyayım. Ve burada gene alfa, beta ve gamma subunitlerimizi koyalım. Alfa ve beta subunitlerimizde bu sefer bunu tutabilecek farklı bir mekanizma var. Eğer bu mekanizma harekete geçip alfa subuniti gene GDP, G3P'ye dönüşecek ve aktive olacak bu alfa subunitü beta ve gamma'dan ayrılacak ve aktive hale gelecek. Aktive hale gelince bu sefer ne olacak? Başka bir enzimi inhibe etmemiz gerekiyor. Fosfolipaz C değil. Fosfolipaz yerine çok meşhur bir enzimimiz var. Adenil siklaz. Adenil siklaz enziminin şöyle bir özelliği var. Adenil siklaz enzimi başka bir G stimülatörü protein tarafından aktive edilerek siklik AMP düzeyini artırıyordu. Ama bu bizi inhibe eden G inhibitörü protein. G inhibitörü protein adenil siklazı aktive ettiği zaman sitozoldeki siklik AMP düzeyleri düşecek. Halbuki G stimülan olsaydı siklik AMP düzeylerimiz ne yapacaktı? Artacaktı. Eğer siklik AMP düzeylerimiz G inhibitörü protein üzerinden siklik AMP düzeylerimiz düşerse bu ne meydana gelecek? Bu siklik AMP düzeylerimiz bizim başka bir enzimimizi harekete geçecek. O da protein kinase A. Evet, protein kinase A enzimimiz de ortaya çıktığı andan itibaren ne yapacak bunlar? Bazı kalsiyum ve sodyum kanallarını, katyon kanallarını aktif hale getirecek. Hücre içine ne olacak? Kalsiyum ve sodyum kanalları bu sefer inhibe olduğundan dolayı hücre içine giremeyecek. Hücre içerisine giremeyince ne olacak? Elektronegatifte kalacak hücre. Elektrolitte negatifte kalınca ne olacak? Aksiyon potansiyeli olmayacak. Ve böylelikle kasılma ya da uyarı yok. Ne olacak sonuçta bunlar? İnhibe olacaklar. İşte bu aksiyon potansiyelinin oluşmamasında başka etkili bir madde daha var. Bu yalnız kalan arkadaşlar beta ile gamalar ne yapacak? Bunlar da gidecek ne yapacaklar? Potasyum kanallarını harekete çıkaracaklar. Potasyum hücre dışına çıkacak. Hücre dışına çıkınca ne olacak? Daha fazla elektronegatifte meydana gelecek ve bunun sonucunda ne olacak? Aksiyon potansiyelimiz gene oluşamayacak. Sonuçta inhibisyon meydana gelecek ve o hücre artık etkisini gösteremeyecek. Şimdi kısaca bir şekilde buna tekrar bir bakalım isterseniz. En azından size bu konuyla ilgili bazı bilgiler aktarabilirim. Tekrar baştan hatırlıyorsunuz. Parasempatik sinir sisteminde bu sefer ne olurdu? İnhibisyondan bahsetmiştik. İnhibisyondan bahsettiğimiz zaman bahsettiğimiz reseptörler nasıl olacaktı? M2 ve M4 olacaktı. Peki bu reseptörler ne yapacaktı? Bu serpentin yılan benzeri olan polipeptit zincirler bu sefer G inhibitörü proteinine başka bir proteinle birleşecek ve G inhibitörü proteininde adenin siklaz enzimini inhibe edecek. Siklik AMP düzeylerimiz düşecek. Protein kinaz A enzimimizi aktive edeceğiz ve kalsiyum ve sodyumun hücre içine girmesini engelleyeceğiz. Hücre içerisinde elektronegatifite sağlayacağız. Aksiyon potansiyelimiz oluşmayacak. Böylelikle ne olacak? Kasılma ya da uyarı meydana gelmeyecek ve inhibisyon meydana gelecek. Buna etki eden diğer bir şey de terk edilmiş olan beta ile gamma. Beta ile gamma aynı zamanda potasyum hücre dışına çıkışını artıracak ve hücre daha çok elektronegatif olacak ve sonuçta aksiyon potansiyel meydana gelmeyecek. Uyarılma meydana gelmeyecek ve inhibisyon ortaya çıkacak. Hızlı oldu ama kusura bakmayın. Temel felsefe hücre içi iletişimde hemen hemen aynı. Dediğim gibi reseptör ve transmitterler farklı olsa da bu hücre içi sistem hemen hemen bütün nörotransmitterler için geçerli. Kısaca ne yaptık bu dersimizde? Muscarinik reseptörlerin nasıl çalıştığını gördük. Muscarinik reseptörlerinden M1, M3, M5'in uyarı yaptığını
M2, M4'ün inhibisyon yaptığını gördük. Ve bu inhibisyonun hücre içerisinde GQ, G inhibitörü proteinlerle çalıştığını gördük. Ve bunun sonucunda da aksiyon potansiyelinin oluşumu veya olmaması sonucunda uyarı ve inhibisyonun gerçekleştiğini görmüş olduk. Sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup arkadaşlarınızla videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum.